Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işlem alacağım ve oylarınıza sunacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu 02.06.2020 Salı günü bugün toplanamadığından iş tüzüğün 19. maddesi gereğince grubumuzun aşağıdaki önerisinin genel kurulun onayına sunulmasını arz ederim. Cahit Özkan, Denizli Milletvekili, AK Parti Grup Başkan Vekili. Öneri genel kurulun 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 Haziran 2020 Salı, Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde denetim konularının görüşülmeyerek gündemin kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan işlerin görüşülmesi. 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 Haziran 2020 Salı, Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde saat 24'e kadar, 4 Haziran 2020 Perşembe günkü birleşiminde ise 174 sıra sayılı çarşı ve mahalle bekçileri kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi. 9 Haziran 2020 Salı günkü birleşiminde gündemin seçim kısmında Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için seçim yapılması önerilmiştir. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi üzerinde ilk söz Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Hakkı Saruhanoğlu için. Buyurun Sayın Oluç. Sayın Başkan, Sayın Vekiller, bütün dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecinin halen içerisindeyiz. İlk vakanın Türkiye'de görüldüğü 10 Mart tarihinden bu yana da Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı bir mücadele veriliyor. Hem toplumda hem siyaset alanında. Hayat neredeyse tümüyle tersine döndü bütün bu süreçte ve bütün bu süreç boyunca parlamento 45 gün çalışmadı. Çalışmadı. Sorunlara çare bulunması ve çare olunması gereken süreçlerde bütün partilerin iktidarıyla muhalefetiyle bütün partilerin birlikte ortak akıl üretmeleri gereken bir süreçte bütün siyasi partilerin sorumluluk alması gereken bir süreçte salgına yönelik bütün adımlar saraya bırakıldı, kararlar oradan alındı. Meclis bütün bir toplum ve muhalefet partileri alınan kararları yalnızca takip etmekle kaldı. Oradan alınan kararlara mahkum edildik. Yasama organı belki de yakın tarihinin bu kadar ciddi bir sorun karşısındaki en işlevsiz dönemini yaşadı. Yok yani, meclis yok oldu. Fabrikalar çalıştı, atölyeler çalıştı, inşaatlar çalıştı. Zorunlu olmayan üretim alanlarında işçiler, emekçiler çalışmaya devam etti ama meclis tatildi. Meclis çalışmadı. HDP'li 13 belediyeye bu salgın sürecinde kayyım atandı. Halk iradesi yok sayıldı. Arkadaşlarımıza operasyon yapılıp gözaltı tutuklama yapıldı. Birçok ilde son derece tuhaf bir şekilde lütfen polis sessiz ve bekçi şiddeti yaşandı yurttaşa karşı, İstanbul'undan Cizre'sine kadar, ama meclis tatildi. Salgında çalışmak zorunda olanlar, işini kaybedenler, ekonomik krizden ötürü yoksullaşanlar, işsiz kalanlar, gözaltına alınanlar, artan baskı ve otoriterliği yaşayanlar oldu ama meclis tatildi bütün bu sürede. Şimdi bütün bunları yaşadık biz. Türkiye demokrasisizliğe, hukuksuzluğa, şiddete, nefret diline biraz daha fazla mahkum edildi ama meclis bütün bu olayların dışında kaldı. Şimdi sayın vekiller, meclis açıldı, çok güzel. Buna hiçbir itiraz yok. Bu ülkede koronavirüs salgınından etkilenmiş olan, işini kaybetmiş olan, aşını yitirmiş olan, yoksullaşan, işsiz kalan insanların sorunları, ekonomik ve sorunları birinci meselemiz olması gerekirken meclis bekçileri tartışıyor. Yani sanki bütün toplum, ya şu bekçiler yasasını biraz evvel, bir an evvel çıkartın da Türkiye'de biraz daha otoriterleşme yaşansın, biz de rahatlayalım diyor. Bizim de ilk yaptığımız iş bekçileri tartışmak oluyor. Halbuki bütün tamamlayın sözlerinizi. Halbuki bütün kamuoyu yoklamaları gösteriyor. Kamuoyu yoklamasına da gerek yok.
Çıkın gidin markete, çıkın gidin sokağa bakın, konuşun insanlarla. İnsanların birinci meselesi işsizlik, ikinci meselesi yoksulluk, yoksulluk. Toplumun üçte ikisi yapılan bütün yoklamalarda birinci mesele işsizlik, ikinci mesele yoksulluk diyor. Sosyal haklar, ekonomik haklar diyor. Biz neyi tartışıyoruz? Bekçiler meselesini. Peki tartışalım, iyi güzel de çok tartışalım. Tartışmayla neyi sağlayacağız? Yani toplumun ihtiyaçlarına cevap mı vermiş olacağız? Hayır. Kimin ihtiyacına cevap vermiş olacağız? İktidarın. İktidar kendi bekasını sürdürebilmek için bu yasa teklifini getiriyor. Buna da yetinmiyor. Önümüzdeki hafta yeni teklifler gelecek. Onlar da toplumun ihtiyaçlarına cevap veren şeyler değil, iktidarın bekasını sağlamak üzere gelmiş olan teklifler olacak. Bunu bir kez daha dikkatinize sunmak istedim. Teşekkür ediyorum.